Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bize ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün de önemli maçlar var. 13'te, 15'te, 17, 19 ve 21. Saat dilimleri bu şekilde. Hemen bu maçları paylaşalım. Saat 13'te Manisa Futbol Kulübü Kastamonu Spor'u ağırlıyor. Sivas Spor'un rakibi Arnavutköy Belediye. Saat 15'te Gaziantep FK'nın rakibi Etimesgut Belediye. Saat 17'de Ankara Gücü İskenderun Spor'u konuk ediyor. Saat 19'da Rize Spor'un rakibi Buca Spor 1928. Saat 21'de Başakşehir'in rakibi Şanlıurfa Spor sevgili dinleyenler. Dün de önemli maçlar vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli maçlar oynandı. Sürpriz sonuçlar var mı diye göz atıyorum. Erzincanspor'un Erzurumspor'u mağlup etmesi 3-0'lık skorla deplasmanda sürpriz olarak nitelendirilebilir. Bunun dışında çok fazla sürpriz sonuç yoktu. Favori takımlar kazandı diyebilirim. Sevgili dinleyenler, favori takımların geçmiş bir sonraki tura adını yazdırdığı bir kupa günüydü dün. Bunun da altını çizelim. Dünkü maç skorları şu şekilde. Bandırma Spor 3-1'lik skorla Soma Spor'u mağlup etti. Bodrum FK, Melemen FK'yı 2-1 yendi. Erzurum Spor kendi sahasında Erzincan Spor'a 3-0 mağlup oldu. Kasımpaşa sahasında Kırşehir Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti. Adana Spor Esenler Eroğlu 2-0'lık skorla geçti. Altay Kırklareli Spor'a mağlup oldu kendi sahasında 3-2'lik skorla. Bolu Spor Ames Sportif'i 1-0 mağlup etti. Eyüp Spor Ankara Demir Spor'u 3-1 mağlup etti. Gençler Birliği 4 Bornova 1 Göztepe 3 1461 Trabzon FK 0 Sakarya Spor 1 Ankara Spor 0 Ümraniye Spor 2, Çankaya FK 1, Konya Spor 3, Beyoğlu Yeni Çarşı 0, Hatay Spor 2, Düzce Spor 1, Kayseri Spor 4, Van FK 0, Trabzon Spor 3, Çorum FK 1 sevgili dinleyenler. Trabzon Spor'da Enis Destan dünkü maçta farkını ortaya koydu. Enis Destan 3-1 yendi Trabzonspor. Attığı golle katkı sağladı. Golü de Fatih Tekke'nin atmış olduğu golleri andırıyordu. Enis'ten de Trabzonspor çok şey bekliyor. Enis 2021-2022 sezonunda Altın Ordu'dan 600 bin euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer edilmişti. Geçen sezon 75 bin euroya Polonya'nın Warta Poznan takımına kiralanmıştı sevgili dinleyenler. Enes'in kariyeriyle ilgili de notlar bu şekilde. Enis Destan önemli bir oyuncu. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Ajans Spor'da haberini yapmıştık. Bugün gündemde önemli haberlerden birisi. İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Adana Demirspor Montella ve Clivert'ın ardından dünyaca ünlü bir eski futbolcuyu daha takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Yeni teknik direktör için en güçlü aday Fabio Cannavaro. İtalyan çalıştırıcı son olarak ülkesinde Serie B takımı Benevento'yu çalıştırmıştı. Ajans Spor'da da bu haberi 2 gün önce yapmıştık. En güçlü aday olarak Fabio Cannavaro'nun ön plana çıktığını söylemiştik. Hatta Fabio Cannavaro Adana Demirspor için kendisine gelen teklifleri kabul etmedi. Yani burada yanlış anlaşılmasın. Fabio Cannavaro Adana Demirspor'la görüştüğü için başka takımlardan gelen teklifleri kabul etmiyor. Adana Demirspor'un teklifini değil, yani başka X bir takımın teklifini kabul etmiyor. İki teklif var kendisine bu noktada, kabul etmiyor. Birincisi milli takımdan gelen
Diğeri de bir kulüp takımından. Hatta o kulüp takımının ismini de söyleyeyim. Olympiakos. Olympiakos da zaten Carvajal ile anlaştı sevgili dinleyenler. Ülkemizde Beşiktaş ve Başakşehir'de görev alan Carvajal, Olympiakos'un yeni hocası oldu. Olympiakos Carvajal'dan önce Fabio Cannavaro'ya da teklif yapmıştı. Önemli bir isim. Teknik direktörlük kariyeri özellikle de daha çok ekseriyetle Çin'de geçti Fabio Cannavaro'nun. 4-2-3-1, 3-5-2, 4-3-3 şeklinde dizilişleri tercih ediyor. Özellikle de Adana Demirspor'un o Montella'dan sonra gelen İtalyan futboluna karşı bir sempatisi var. Montella ile birlikte, çünkü önemli bir başarıydı. Montella geçiş oyununu oynatıyordu ve bu sistemde de başarıyı elde etmişti. Sonrasında Patrick Kluivert geldi. Patrick Kluivert'ın gelişiyle birlikte taraftarın çünkü önünde gerçek, yani real bir örnek Montella. Her gelen teknik direktör bunun sıkıntısını yaşayacaktır Adana Demirspor'da. Çünkü gelen her teknik direktör Montella ile kıyaslanacaktır. Montella çünkü çok başarılıydı. Patrick Kluivert'a gelince, Patrick Kluivert gerçekten sempatik, iletişimi iyi, güzel bir insan, ancak ben de geldiğinde umut beslemiştim. Hala umudum var kendisiyle ilgili, fakat yumuşak liglerde daha çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hollanda Ligi biraz daha yumuşak lig ülkemize göre. Bu tarz liglerde Avrupa'da orta segment liglerde başarılı olabilir. Bizim ülke futbolumuz bu Avrupa ülkelerinin futbolundan daha mı kaliteli? Tartışılır, ancak bizim ülkemizde daha çok fiziksel mücadeleye dayalı bir güç var. Fiziksel mücadele ön plana çıkıyor. Bunu da vurgulamam lazım. Kluivert'la ilgili dün rast gelmiştim. Uğur Melek abinin yazısını okumuştum. Haksızlık yapıldığını söylemiş. Ancak oynatılan futbol tartışılır bu noktada. Yani ben bu noktada haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü Adana Demirspor takımı 5 haftadır kötü oynuyordu. Yani bu olası bir ayrılıktı. Puan tablosunda her ne kadar puansal olarak Adana Demirspor takımı iyi bir konumda olsa da iyi bir futbol ortaya koymuyordu. Özellikle de deplasmanlarda. Samsun mağlubiyeti de bunun direkt net bir şekilde söyleyelim. Bardağı taşıran son damla oldu. Samsun mağlubiyetinden sonra da yollar ayrıldı. Evet, şimdi ilk aramıza gidelim. Aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Erzincan Spor Başkanı 24 Erzincan Spor Başkanı birazdan bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, Ömer Akyürek bizlerle birlikte olacak. Dün Erzincan Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum FK'yı deplasmanda mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Bunun da altını çizelim. Birazdan hattımızda konuğumuz Ömer Akyürek olacak sevgili dinleyenler. Ligde şu anda Erzincanspor 5. sırada. Çok zorlu bir grupta, bunu da belirtmem gerekiyor. Ahmet, Kastamonu, Iğdır, Isparta, Erzincan, İskenderun, Soma, Menemen, FK'yı da bu gruba dahil edebiliriz. Yılmaz Hoca'nın gelişiyle birlikte ivme yakaladılar. Bu gruba dahil oldu. Bunun da altını çizelim sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuğumuz 24 Erzincan Spor Başkanı Ömer Akgürek olacak. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sayın Bey, sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizler deyiz. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Estağfurullah, rica ederim. Biz teşekkür ederiz bizi konuk aldığınız için. İsterseniz dünkü maçla başlayalım Ömer Bey.
Evet. Önemli bir zafer. Bir üst tura yükseldiniz. Erzurumspor'u deplasmanda 3-0'lık net bir skorla yendiniz. Neler söylersiniz? Kupada hedefler nedir? Evet, dün itibariyle teknik heyetimizin ve yönetim kurulumuzun vermiş olduğu bir karar vardı. Şimdiye kadar takımımızda yedekte olup süre almayan ve hiç süre almayan sporcularımıza çıkmak istedik. 3-4 tane asıl kadromuzdan koyup serpiştirerek böyle bir müsabaka oynanması talep edildi teknik ekibi tarafından. Yönetim kurulu olarak da okey aldık ve müsabakaya çıktık ve çocuklarımızı denedik. Hakikaten çocuklarımızın futbolu takdire şayiydi. Keyif verdiler bize. 3-0'lık bir skorla bize bir kupayı getirdiler. Hakikaten çok mutluyuz. Demek ki çocuklara futbolda süre vermek çok önemli. Yani kulübede oturtularak değil, süre vererek futbolcu kazanılır. Biz de Erzincan Spor olarak böyle bir taktik izledik. Ve kupaya da biz çok böyle niyetli değildik. Onu söyleyelim. Biz lige odaklı bir takımız. Ama velhasıl dünkü futbolda da kupanın da olacağını futbolcu kardeşlerimiz bize gösterdiler. Bizi mutlu ettiler. Son 3 yılda tarihinde ilk defa birinci kategoride direkt geçişi, yani hiç yenilmeden, elenmeden ikinci tura kalan bu yılın 23-24 sezonu takımı olduk. Çok şükür. Çocuklarımı da tebrik ediyorum bu konuda. Harika bir futboldu. Erzurumspor bizim kardeş şehrimiz. Rakip derken biz hiçbir zaman için rakip olmadık. Sadece tatlı bir rekabetimiz oldu. Tatlı rekabetimizi de dün biz kazandık. Erzurumspor yöneticileri de bize takdir ettiler. Teşekkür ettiler. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Güzel bir müsabakaydı. Harika bir şeydi. Şehrimize de, Erzincan'ımıza da hayırlı olsun dedik. Kazandık. İnşallah bundan sonraki turlarda da bakalım artık kimlerle kaderimiz ortak olacak. Ona göre de devam edeceğiz. Özellikle Sayın Başkan Ömer Bey, özellikle de bu kupadaki seri başı uygulamasına alt lig takımlarından itirazlar geliyor. Sizin yorumunuz nedir bu noktada? Ya şimdi şöyle baktığınız zaman evet. Şimdi bizim burada 5 büyükler var artık. 4'ü de kalmadı. Aslında 4'ü de kalmadı. Tamamine Süper Lig'in hepsi birbirine eşdeğer takımlar. Evet, seri başı olması bu federasyon açısından mantıklı geliyor ama bize de gelmiyor. Sonuçta bir futbolcu bu. Futbol eşit olmalı, terazi eşit olmalı. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon vesaire gibi takımların olması, seri başı olması anlamına gelmiyor. Aslında aynı, ben de aynı yerdeyim. Keşke böyle bir havuz olsaydı, havuzdan kim kime çıksaydı çok iyi olurdu. Çünkü Anadolu takımları, Süper Lig takımlarını tabii ki şehrinde görmek ister. Veya şehrin takımının o işte büyük kulüplerle müsabakasını izlemek ister. O şansa sahip olmak ister. Ama o şansı nedense elimizden almaya çalışıyorlar. Keşke öyle olmasaydı. Benim dediğim şekilde olsa daha mutlu olurduk. Yani şöyle düşünün, işte Erzincan Spor olarak daha önce biz Beşiktaş Spor Kulübümüzü ve Galatasaray Spor Kulübümüzü ağırlamıştık. Evet. İşte Fenerbahçe'yi de ağırlamak istedik. İşte Serbaşı olmasa belki de kurada o çıkabilirdi. Böyle olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama tabii Futbol Federasyonu böyle karar vermiş. Ona da yapacak bir şey yok. Sonuçta ama gönlümüze razı değil. Onu da söylemek isterim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ömer Akkürek, sohbetimiz devam ediyor. Peki Sayın Başkan, ligde hedefler nedir? Zor bir gruptasınız. Diğer gruba nazaran favorilerin daha fazla olduğu bir grupta mücadele ediyorsunuz ve şu anda playoff hattındasınız. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Biz lige başlarken kulübümüz, biz geldiğimizde genel kurulda 23 günlük bir süreçte bu takımı kurduk biz. Yani 23 gün bir zamanımız vardı. Bu zamanda takım kurmak, takdir edersin ki, ve ekip bakiyelerde olan bir kulüp aldık. 23 günde takım kurduk, teknik ekibi kurduk ve 12 günlük kampla birlikte toplamda 25 milyonluk bir bütçeyle bu lige katıldık. Tabii ki bu bizim için baktığımız zaman ilk etapta zor muydu? Zor bir süreç tabii ki. Çünkü daha yeni geldik, takımı yeni kurduk. Hatta kampın son gününde bile katılan futbolcularımız oldu. Şehrimizde de bu konuda acaba bu takım
küme mi düşecek, küme düşmeye yönelik takım mı kuruldu diye öyle bir algılar da oluştu. Ama biz bu algıları yıktık. Spor kamuoyunda da bunları yıktık. Şöyle ki çok iyi bir takım kurduk ve kolej takımı kurduk. Az bütçeyle çok isabetli transferler yaptık. Bu transferlerimizin neticesinde de gördük ki çok para iyi futbol getirmiyor. İyi transfer, nokta transferi iyi futbol getiriyor. Bir transfer ettiğimiz sporcu kardeşlerimiz bu konuda kolej havası olması bizim için de ayrı bir olaydı. Ayrı sevindirici bir olaydı. Çünkü kulüpte şu anda öyle bir kolej havası var ki inanır mısınız? Yani futbolcu kardeşlerimiz böyle bayram havasındalar. Yenilmek yenilmekten öte ikili ilişkiler o kadar sıcak ki hakikaten bunlar da bizi mutlu ediyor. Tabii ki bizi bu konuda moralimizi daha yüksek tutmamıza sebep oluyor. İdmanlarımız çok keyifli geçiyor. Böyle bir süreçli olan takım ve 5. sıradayız. Yani en az bütçe 25 milyon. Biziz 100 küsür milyonluk işte Iğdırspor'u yendik, İnegöl'ü yendik. Çoğu takımlarla beraber kaldık. Böyle bir takımı kurmaktan da keyif aldık. Harika bir takım kurduk. Onun için biz şampiyonluk iddiamız yok. Ama biz bu kolej havasında gidersek neden olmasın ki biz playoff oynayacağız. Bunda iddialıyız. Ama neden şampiyon olmayalım? Bunu da düşünmekten geri kalmıyor sadece. Peki şehirde hava nasıl Sayın Başkan? Şehirde dünkü kupa maçından sonraki süreç ayrı, bir de bir önceki süreç, ikisini birleştirerek konuşacağım. Evet. Her iki süreçte de şehir havası on numara. Çünkü şehir dediğim gibi biraz önce de bahsettim. Yani şehirde takım ilk kurulurken geç kurulan bir takım demiştik ya. Bu süreçte de acabalar oluşmuştu ama biz acabaları ve tabuları yıktık. Şehir şu anda harika beklenti içerisinde. Çünkü şu anda playoff'un hapı içerisinde birinci devredeki puanımıza göre ki iki müsabakamız kaldı. Bu hafta Etimes Kutu ağırlayacağız evimizde. Dayımız var ve Fethiye'ye gideceğiz. Puan duruma baktığı zaman 30 puan ve üzeri biz ligi tamamlayacağız. Zaten hedefimiz oydu. Şehrin havası bize çok katkıda bulunuyor. En az seyircimiz 5000. 5000'den aşağı hiçbir hafta seyircimiz yok. Deplasmanda da 203'lü seyirciyle oynuyoruz. Biz onlara nazar alıyoruz. Şehrin beklentisi çok yüksek değil. Ama bize güvenleri tam. Tribünleri dolduruyorlar. Bize güvenleri tam. Biz bu konuda asla ve asla güvenlerini hiç yıkmadık. Seyirciye de çok hitap eden bir futbol takımımız ve futbolumuz var. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ömer Akyürek. Sohbetimiz devam ediyor. Erzincan Spor'u konuşuyoruz kendisiyle. Peki Sayın Başkan, teknik direktörlük görevinde de bir değişim yaşandı diye biliyorum. Doğru mu acaba? Biz teknik direktör olarak biz göreve geldiğimiz zaman... Pardon, değişmedi. Bülent Akan devam ediyor. Bülent Akan hocamız da biz ekiple devam ediyoruz. Evet. Bülent hocam da zaten rüştünü ispat etmiş bir hocamız. Hocalık background'ına bakarsanız Türkiye sıralamasında en iyi olan ve aynı zamanda da Erzincanlı bir kardeşimiz. Çok güzel. Bizim içimizden birisi. Teknik ekibin içerisindeki yardımcı hoca, kaleci hocaları da Erzincan'ımızın hocaları. Böyle çok harika bir birliktelik yakaladık. Çok harika gidiyoruz. Bülent Hoca da başarılı bir hocamız. İçimizdeki bir hoca. Biz çok memnunuz. Bizim öyle bir şeyimiz de yok. Bülent Hocam'la da ki dün itibariyle de bunu kupa maçında da rüştünü ispat etti. Şehirde de harika bir hava var. Yani Erzurumspor'u yenmek bu şehir için bir ayrıcalık diye düşünülmüştü. Dedim ya, tatlı bir rekabetimiz oldu. Bülent Hoca'nın bu başarısı da ortada. Yani tam yedeklerle çıkıp 3-0 yenmek Erzurumspor bir başarıdır. Yine Bülent Hocamızı da tebrik ederim. Bülent Hocamızı da yolumuza devam. Normalde sizin ligde çok fazla hoca değişimi var Sayın Başkan. Yani bu çok önemli, evet, bir nokta. Hocanızla sezona başlayıp devam etmeniz. Tabii ki bu bir istikrardır. Dedim ya, yani biz tabii ki futbolun içinden olan birisiyim şahsım olarak ve yönetim kurulumuz da öyle. Şimdi biz hocamızın başarılarını işte 2-3 haftalık başarıya göre değil, genel anlamda bildiğimiz için 2-3 haftalık bakmayız başarıya. Yani olabilir futbol 3 skorludur.
Yani o 3 skorda 3 puanı aldığı zaman iyi de kaybettiği zaman hiçbir hoca kötü olamaz. O futbolcunun o haftaki başarısına bağlıdır, ambiyansına bağlıdır. Bunu hocaya dayamamak gerekiyor. Ben sürekli sirkülü olması hoca açısından ben buna karşıyım. Çünkü istikrarı kaybedersiniz. Yani yola çıktığın insanın koymuş olduğu bir program var. Programı yarıda kesip başka bir teknik ekibin programıyla devam etmek ben futbolun içinden birisi olarak çok uygun görmüyorum. Biz Bülent hocamız olabilir. Başarısız değil. Başarısı çok yüksek olan bir hocamız. Evet, mağlubiyetler alabiliriz. Beraberlikler alabiliriz. Bu demek değildir ki hocamızın başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Hayır, ben ona karşıyım. Bizim hocamız başarılı. Biz hocamıza devam edeceğiz. Yolumuza devam. Bülent hocamla devam. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ömer Akyürek, sohbetimiz devam ediyor. Peki Sayın Başkan, şehrin ileri gelenlerinden yeterince destek alabiliyor musunuz? Mülki amirlerden vesaire. Şimdi onunla ilgili şunu söyleyeyim. Tabii ki bizim şehrimizin valisi, belediye başkanı ve bu şehrimizin 2 tane milletvekili var ve STK'ları var. Evet. Tabii Sayın Valimiz bu konuda bize desteğini, biz göreve geldikten sonra Sayın Valim yeni ataması oldu. Sağ olsun, geldiği günden beri de Sayın Valimiz bizim yanımızda ve her zaman için çözüm odaklı yanımızda olmaya da devam etti ve ediyor da. Bunun yanında şehrimizin AK Parti milletvekili Sayın Süleyman Karaman vekilimiz, biz genel kurulu yaptığımız gün itibariyle, ertesi gün itibariyle yanımızda oldu. Hem maddi anlamda da desteğini hiç esirgemedi. Diğer işte para bulma konusunda da bize para da buldu, getirdi. Sağ olsun. Tabii ki ben ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize bir nefes aldırdı. Şehrimizin milletvekili olarak sadece bize değil, önceki yönetim kurullarına da sayın vekilim yardım etmişti. Aynı tevazuyu, aynı yardımı bize devam ettirdi. Ve bize çok yardımcı oldu. Ve sürekli hep yanımızda. Ne zaman telefonu kaldırsak, lazım olan bir miktarlarda primlerde o anda bile bize bir imdat olarak koşuyor. Kendisine bundan çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hala da dün itibariyle de kendisi bizi aradı, tebrik etti. Şehrimize böyle bir başarı getirdiği için elinden ne geliyorsa yardımcı olacağı konusunda da yine tekrar yineledi ve bizi ziyadesiyle de mutlu etti. Buradan yine kendisine teşekkür ediyorum. Bizim şehrimizde bize yardımcı olan bunlar. Onun dışında isim zikretmeye gerek yok. Zikretmeyince olmadı anlamına geliyor zaten. Siz de bunu tahmin ediyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan değerli yorumlarınız için. Radyo Spor aracılığıyla taraftara mesajınız ne olur? Radyo Spor, size çok teşekkür ederim. Bu konularla ilgileniyorsunuz. Bizim iyi kötü isteklerimizi, arzularımızı dile getirmek bizi de ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizin nezdinizde ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, ben de Erzincan Spor taraftarımıza diyorum ki bize güvensinler. Biz güveni telkin oldu artık. Çünkü verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz şu anda. Çok çok iyiyiz. Devreyi biz 30 puanla izleri kapatacağız. İkinci devre inşallah maddi durumumuza göre eksik olan bölgelerimize öyle bir taahhüdümüz yok ama paramız olursa transferi yapıp kaldığımız yerden lige devam edeceğiz. Bu şehirde çok güzel bir sevinç yaşatacağız. Bize güvensinler, tribünleri doldursunlar. Çünkü 12. adam bizim için çok önemli. Sağ olsunlar. Bizi izlemeye devam etsinler. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz 24 Erzincan Spor Başkanı Ömer Akyürek'te. Erzincan Spor dün Kupa'da Erzurum FK'yı 3-0'lık skorla geçmesini bildi. Bunu belirtelim. Şimdi ikinci reklam arasına gideceğiz. Bu arada bir duyuru yapayım reklama gitmeden önce. Bugün yayınımız saat 14'e kadar devam ediyor. TOF Fakültesi programında Fatih Cumhur Sarıkan ve Tamer Sözen seyahat sebebiyle bu hafta yoklar. Gelecek hafta programda olacaklar. Bundan dolayı programımız bugün saat 14'e kadar sürüyor. İkinci bölümde telefon hattını açabiliriz. Bunu da söyleyelim. İlk bölümde bağlantılarımız olacak. Ligleri konuşacağız. Süper Lig, birincilik değerlendireceğiz. Alt ligleri konuşacağız. İkinci bölümde telefon hattını açacağız. Bunu da söyleyelim. Özellikle de
13.20, 13.30'dan sonra şimdiden duyurusunu yapalım. Kısa bir ara, sonra buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda hattımızda konuğumuz teknik direktör Özhan Pulat. Özhan Pulat'la birlikte Süper Lig ve 1. Lig'i değerlendireceğiz. Özhan Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Salim, sen nasılsın? İyisin inşallah. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Nasıl gidiyor çalışmalar? Bursa'dasınız diye biliyorum. Evet evet, Bursa'dayım. Şu an daha fazla kendimizi geliştirmek, anlaşacağımız takım için hazırlık yapmak için çalışıyoruz, araştırıyoruz ekibimle beraber. Şimdilik böyle. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Özhan Pulat, sohbetimiz devam ediyor. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam, Süper Lig'le başlayalım isterseniz. Bunun öncesinde tamam. Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar oynanıyor. Çok fazla sürpriz sonuçlar çıkmadı maçlardan. Seri başı olan takımlar genellikle tur atladı. Ne dersiniz hocam? Türkiye Kupası'nda aslında heyecan devam ediyor. Buyurun hocam. Aslında bu turlarda seri başı takımlar da elenmek istiyor. Çünkü TFF 1. Lig ve Trendyol 1. Lig ve 2. Lig, 3. Lig takımlarının oynadığı klasmanda hepsi için tek bir gerçek var. Türkiye Kupası'nın onlara bir külfet olduğu, bir an önce elenmek istedikleri. Ev sahibi takımlarının da çoğu, mesela baktığınızda iki takım da yedek takımla çıkıyor ama oyun keyfi yok, istek yok. Sadece rotasyonda şans bulmak isteyen oyuncular için bir çıkış olarak görülüyor Türkiye Kupası. Bence cazibesini kaybetmiş durumda. Federasyonun buna bir önlem alıp ya deplasman gider mi, ya yani bir cezbedici birkaç yaptırım da bulunmalı bence Türkiye Kupası'na. Yoksa böyle olduğu sürece izlenmeyen, keyif vermeyen bir turnuva haline geldi. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Özhan Pulat. Özhan Hocam, burada bir, yani eskiden seri başı olan takımlar üst lig takımları değildi. Normal kura çekimi yapılırdı. Evet. Anadolu kulüpleri, Süper Lig'deki Anadolu kulüpleri, alt liglerdeki Anadolu kulüplerine misafir olabilirdi ve heyecan olurdu bu maçlarda. Güzel geçerdi. Fakat bu statüyle birlikte alt lig takımları ciddi sıkıntı yaşıyor. Mesela alt lig takımı direkt elenmek istiyor. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası'ndan alt liglerdeki bir takıma verilen miktar deplasman giderini bile karşılamıyor. Evet. Maddi bir külfet de oluyor. Evet. Bence bu statünün değişmesi gerek. Benim düşüncem böyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çünkü kulüplere cezbediciliği kalmadı. Şimdi evet, çok güzel bir şeyin altını çizdin. Bir Keçiören Galatasaray maçı oynanmıştı. Keçiören 2B değil sanırım o zaman. Evet. Keçiören stadında. Nasıl herkes izliyordu. Apartmanlardan bile maçları izleniyordu. Türkiye Kupası böyle keyifliydi. Ancak şimdi gidiyorsun. Şöyle bir yanı da var Talim. Sen gidiyorsun, kadronun vardı, mücadelesi veriyorsun. Ligde heyecanın devam ederken 5 yiyorsun, 6 yiyorsun. Motivasyonun ve gardın da düşüyor açıkçası. Bu lige de yansıyor. Evet. Yani bu senin oyuncuların özgüvenini de aslında etkiliyor. Bu noktada dediğin çok doğru. En basitinden bu yöntemle devam edebilirler. Yani bu da mesela bir Isparta'ya, Antalya Spor'un, Sivas Spor'un, Rize Spor'un, Başakşehir'in gitmesi oraya o şehre heyecan katar. Evet. Yani dediğin çok doğru. Yani burada futbolu sevdirmek istiyorsak bunu yapmamız lazım diye düşünüyorum. Tabii kupanın da cazibesini arttırmak istiyorsak. Diğer türlü ciddi sıkıntılar olabilir. Yok. Hocam. Aynen öyle, dediğin çok doğru. Aynen öyle. Tekrardan isterseniz hocam Süper Lig'e dönelim. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hı hı.
Siz şu anda Bursa'da yaşıyorsunuz. Süper Lig'i yorumlamadan önce Bursa Spor hocam, görev de aldınız diye biliyorum Bursa Spor'da. 10 yıl çalıştım. 10 yıl çalıştınız. Hocam bir son dakika var. Hemen paylaşalım. Tamam. Derbinin hakemi belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Derbinin hakemi belli oldu sevgili dinleyenler. Atilla Karaoğlan derbinin hakemi. Ajans Spor'dan önemli maçların hakemlerini kontrol edebilirsiniz. Hem Twitter hesabından hem de web sitesinden, bunu da duyurmuş olalım. En önemli maç, hafta sonunda oynanacak olan derbi, Atilla Karaoğlan bu derbide düdük çalacak. Yorumunuzu alayım hocam Atilla Karaoğlan derbinin hakemi, sonrasında spora geçelim. Atilla Hoca özellikle genç jenerasyonun umut vadeden hakemlerinden biriydi. Evet. Geçen bu sene sanırım bir ay kadar bir dinlenmişti. Sonrasında döndüğünde negatif anlamda özgüveni kırılmış değil, daha motive olmuş bir hakem profili çizdi. Yani bence ülke futbolunda demek ki MHK'nin de beklentilerinin olduğu bir hakem ki böyle önemli bir maçı onu atamışlar. Evet, bu maçın hakemi belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sevgili dinleyenler, hocamız da yorumladı. Hocam geçelim Bursa Spor'a. Siz görev de aldınız. Bursa Spor çok önemli bir camia, fakat şu anda kapanma noktasında. Neden bu durumda hocam bu koskoca Çınar? Ya ben Bursa Spor'da şampiyonluk yaşadım. Süper Kupa finali yaşadım. Türkiye Kupası finali yaşadım. Avrupa Kupalarına gittik. Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Bursa Spor Kulübü bu ülkenin aslında bu başarıları yaşamadan da mihenk taşlarından biriydi. 80'lerde de, 90'larda da, 2000'lerde de zor bir deplasman olarak görünen tam bir futbol kentiydi. Şöyle ki İzmir'e baktığınızda Göztepe, Altay, Karşıyaka, Buca, Altınordu gibi, İzmir Spor gibi birçok takım varken Bursa'da tek takım var. O yüzden Bursa Spor için, Bursalılar için Bursa Spor bir tutkuydu. Ancak bu tutku zaman zaman kulübe haddinden fazla eleştirel yaklaşımlar ve kurulan baskı da kulüp başkanlarının popülist tavırlar sergilemesine yol açtı. Nasıl popülist tavırlar? Bursa Spor şampiyon olduğu sene altyapıdan çıkan Sercan Yıldırım, Volkan Şen, İsmail Aktan, Eren Albayrak, Muhammed Demir, Serdar Aziz gibi oyuncuları vardı. Bunun yanına da ikinciliklerden keşfedilen Ozan İpek gibi, Bekir Ozan vardı. Böyle oyuncular eklenmişti. Yanlarına da büyük takım oynamış ama üstü pozlanmış potansiyeli olan abiler geldi. Ali Tan Doğan, Hüseyin Cimşir, Mustafa Keçeli gibi. Yani bunların hepsi baktığınızda taraftarı heyecanlandıracak isimler değil ama bir bütünün iyi parçalarıydı. Ama şampiyonlukla beraber artık oyuncular daha fazla taraftarı tatmin etmesi adına, kulüplerin, yönetenlerin daha fazla taraftarın gözüne hoş gelmesi adına ayağını yorganını göre uzatmamalar başladı. İşte Eskişehir Spor'a bakın, Dede, Kamara, Necati Ateş, Serhat Çetin gibi büyük yıldızları aldı ve aslında o dönemki bütçesinin çok üstünde isimlerdi. Bursa Spor da bunları yaşadı ve bugün bu halde popülist yaklaşımlar ve günü kurtarma çabaları aslında kulüpleri bu noktaya getiriyor. Geleceğe yatırım yapmayan yaklaşımlar diyeyim daha doğrusu. Evet. Yani ciddi şekilde bir sıkıntı yaşanıyor hocam Bursa'da. Kentte bir değişim yok mu hocam bu noktada? Kentte bir hareket yok mu? Çünkü koskoca camia yok olup gidiyor. Başkan istifa mektubu bırakıyor. Sonrasında yöneticiler istifa mektubunu buluyor. Yani aslında kulüp öyle bir halde ki son anda bir aday çıktı, başkan oldu. Sonrasında
aslında tüm şehrin etrafında birleştiği bir başkan adayı olarak görülmedi. Başkan adayı da ben, evet, tüm şehrin istediği bir başkan adayı değilim, ancak ben şu an kulübü uçurumdan alıyorum Serzen'in içinde bulundu. Ama günün sonunda Bursa Spor'un önünde 1,5 milyara yakın bir borç yekünü var. Kısa vadede transferin açılması lazım yaşayabilmesi için. Bursa Spor için 50 milyon euro aslında çok büyük bir para değil. 2-3 yılda transferden kazandığı bir paraydı. Bursa şehri sanayi şehri yani. Bu paranın temin edilebileceği bir şey. Ama maalesef Salim, artık bence gerek kulüp şehrin siyasileri, gerekse ileri gelenleri artık bu kanayan yaraya çare olma noktasında kendilerine çaresiz hissediyor ve uzak duruyor. Ve Bursa Spor aslında kaderine terk edilmiş durumda. Hocam, gelen mesajlar da var. Az önce konuştuğumuz konuyla ilgili gelen bir mesaj var. Mahsun Başluğu yazmış. Bence eski sisteme dönülse kupa maçları daha zevkli olur. Daha çok alt liglerdeki takımlar gelirlerini arttırır. Daha çok oyuncuları izleriz. Fenerbahçe Batman'a gitmişti. Batman maçının geliriyle takım otobüsü alınmıştı demiş. Batman'dan örnek vermiş. Evet, yani hep bu güzel hatıralar. İşte Fenerbahçe'nin herkes bunu ironi olarak kullandı ama Pendik maçı. İşte yani bu tarz birçok maçlar vardı aslında. Alt liglerdeki takımların tarihlerinde. Mesela Denizli Spor Galatasaray'ı elemişti hocam. Kaleci abi, Kadir. Fatih Tekke Hoca vardı o zaman. Evet, kaleci penaltılar çıkarmıştı. Kaleci Kadir'in önemli bir performansı vardı. Evet. Mehmet yani yazmış hocam. Selam Salim. Ajans Spor'un haberine göre Burak Yılmaz Demirspor'la anlaşmış. Doğru mudur? Adaylardan birisiydi ancak Sayın Başkan yabancı bir teknik direktörle anlaşacaklar. Yabancı bir teknik direktör getireceklerini vurguladı. Bunu da belirtelim. Burak Yılmaz da ülke futbolunun önemli simalarından birisi. Ben bir gün, ne zaman olur bilmiyorum ama, Adana Demirspor'da görev alacağını düşünüyorum hocam. Evet. Yani Burak Hoca da geçen bir açıklama yaptı. Ben aslen Adanalıyım dedi. Evet. Zaten başkanla da diyalogun iyi olduğunu biliyorum. Bu yani şimdi Burak Yılmaz, evet, Beşiktaş'ta beklenen bir şey olmamış olabilir skor anlamında ama Burak Yılmaz'ın, Emre Belezoğlu'nun, Arda Turan'ın gerçekten bu ülke futboluna çok şey kattı. Evet. Onlara ben de mesela teknik adamım. Evet, ben de şans bekliyorum ama bu arkadaşlarımızı, bu şansları hak ediyor. Bizden bir iki adım önde durumdalar. Evet. O da inşallah bu şans geldiğinde potansiyelini ortaya koyar. Adana Demir gibi bir camia, Antalya Spor gibi yetiştiği bir camiada veya başka bir camiada futbolcu Burak Yılmaz'ı teknik adam Burak Yılmaz olacak da gururla izleriz. Evet. Mesela hocam, bu tarz yıldız oyuncular, mesela örnek vereyim, Volkan Demirel, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde birçok kişi tarafından eleştiriliyordu, rakip takım taraftarları tarafından. Evet. Ancak teknik direktörlük modelinde çok çok farklı. Arda Turan şu anda Eyüp Spor'da güzel işlere imza atıyor. Hatta ben geçtiğimiz yıl çok kötü giderken Eyüp Spor takımı, kötü, çok kötü demeyeyim ama skor alamazken şunu söylemiştim yayında. Arda Turan'la ilgili yorumları takip etmiştim sosyal medyada, olumsuzdu. Fakat takım içerisinde oynamayan bir oyuncunun olması burada çok çok önemli. Oynamayan bir oyuncu şunu söylemişti. Abi, Arda Turan büyük bir teknik direktör olacak demişti. Nitekim de bu sezon ligde sadece 2 mağlubiyetleri var. Ben Arda Turan'ın ülke futboluna önemli hizmetler edeceğini düşünüyorum. Özellikle de Burak Yılmaz gibi, Arda Turan gibi, Volkan Demirel gibi oyuncular ülke futbolunun, Emre Belezoğlu'nu da dahil edelim, ülke futbolunun önemli isimleri, eleştirilmeleri gayet normal. Çeşitli nedenlerden dolayı sosyal medyada gündem olmaları gayet normal. Ben bu isimlere değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum hocam. Ya direkt yakıp yıkmaktansa, direkt eleştirmektense bu isimlere değer verelim. Bu isimler, yani Emre Belezoğlu dediğimiz isim, çok önemli başarılara imza atmış. Inter olduğu dönemde oynamış. Arda Turan dediğimiz isim
Barcelona'da forma şansı bulmuş. Atletico Madrid'de İspanya Ligi'nde La Liga'da şampiyon olmuş. Burak Yılmaz 4 büyük takım olarak adlandırılan takımlarda forma giymiş. Bence yani şans verilmeli hocam. Yani şöyle, diğer takım futbol oynadığı dönem diğer takımlar tarafından sevilmemesi, bahsettiğimiz oyuncular hepsi kendi kulüplerinin bayrak isimleriydi. Yani kendi kulüpleriyle anılan. Tabii ki de bu refleksle de hareket ediyorlar. Karşı takımlar ilgisi oluyordu ama teknik adam olduklarında artık buna hazır, bu olgunlukta ve milli takımda da yıllarını vermiş tecrübede insanlardı. Ve şu anda hepsi kulübeye de çok yakışıyor benim görüşüm. Evet. Özellikle Volkan Hoca'nın depremdeki söylemi, Simon Cooper'in bir kitabı var, futbol asla sadece futbol değildir diye. Bir sene önce rakip takımlardan tepki alırken şimdi Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da herkesin bağrına bastığı bir evladı konumuna geçti. İşte futbol bu yüzden güzel. Volkan Hoca orada bir varoluş mücadelesi veriyor. Emre Hoca Ankara Gücü kulübünü tekrardan eski günlerine getirmeye çalışıyor. Arda Hoca dediğin gibi kötü başladı ama bu sene ligi domine ediyor. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Bu tarz teknik adamlarımızın çıtası Galatasaray, Fener, Beşiktaş olmamalı. Bu teknik adamlar yabancı dil bilen internasyonel artık isimler. Bu teknik adamlar kendilerini Türkiye sınırları içerisinde değil Avrupa sınırlarını çizerlerse bizim gibi antrenörler için de çok büyük iş yapmış olurlar. Çünkü futbolda gördükleri yaşadıkları Avrupa sınırlarını içeren yaklaşımlar Türkiye sınırlarının ötesindeler kariyer olarak. İnşallah Avrupa'da da ülkemizi temsil ederler. Hocam şimdi reklam, şarkı ve saat başı aramız olacak. Ardından sohbetimize devam edelim mi hocam? Arkadaşlarımız sizi tekrar arayacak. Batıkan sizi tekrar arayacak. Tamamdır. Çok teşekkür ederim hocam. Kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. Sattığımızda Özhan Pulat var. Sohbetimiz devam ediyor. Özhan hocam tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hocam hemen devam edelim. Derbinin hakemi belli oldu dedik. Bursa Spor'u konuştuk. Süper Lig'i konuşalım bu bölümde. Süper Lig'de de önemli maçlar oynanıyor. Anadolu kulüplerinde değişimler var, teknik direktör değişimleri var. Adana Demirspor'da Patrick Kluivert'la yollar ayrıldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda da heyecan başladı. Bunu da vurgulayalım. Geçen yayında seninle 10 gün önce konuştuğumuzda Adana Demirspor'un aslında Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra oyun anlamında en iyi seyreden takım olduğunu konuşmuştuk. Sen de deplasman skorlarını alamamışından bahsetmiştin. Evet. Bunun üzerine içeride de bu mağlubiyet olunca Adana Spor'da ayrılık kaçınılmaz oldu. Adana Demirspor'da. Özür dilerim. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Yabancı bir teknik adam arayışı var. Yabancı teknik adamın lige adaptasyon süreci ne olacak? Onların kafasındaki teknik adam profili ülkede var mı? Tabii ki de Adana Demirspor'un şu noktada işi kolay değil. Çünkü önemli bir karar verecekler. Ama bu sezon özellikle Avrupa Kupalarında gösterdikleri performansla da keyif verdiler. Evet. Umarım haklarında hayırlısı olur. Bu hafta da özellikle derbi haftası birçok takım için de aslında belirleyici hafta. Konya Sivas maçı var mesela. İki taraf için de artık bir çıkış maçı olarak görülüyor. Ankara Gücü, Rize Spor iki takımın da denk olduğu bir durum var ama hangisinin artık
sıçrama yapacağı konuşuyor. Rize çok iyi başladı. Ankara Gücü bir türlü o seriyi yakalayamadı. Yani bu tarz aslında keyifli maçlar var. Denk takımların sıçrama yapacağı bir hafta bu hafta aslında. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Özcan Pulat. Sohbetimiz devam ediyor. Özcan Hocam, özellikle mesela az önce Bursa Spor'dan bahsetmiştik ilk bölümde. Bursa Spor'un mesela şampiyon olduğu yıl Anadolu'dan bir kulüp şampiyon olmuştu. 2009-2010 sezonunda. Sonrasında geliyoruz 2023-2024 sezonuna. Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerine göre ciddi bir avantaj elde etti. Kurdukları kadro yapısıyla, mali yapısıyla. Anadolu kulüpleri bu süreçte biraz kan kaybetti diyebiliriz. Özellikle de pandemi sürecinin ardından dolar ve euro kurunun yükselmesiyle birlikte ekonomik sebepler var bu noktada ve bir yabancı kuralı da var. Mesela yabancı serbestliği varken Anadolu kulüpleri bu noktada daha avantajlıydı. Ne dersiniz? Yabancı kuralı, yaşanan ekonomik sıkıntılar etkiliyor ama temel sebepleri nelerdir Anadolu kulüplerinin kan kaybetmesinin? En temel problemi mali disiplin. Şimdi evet. Bundan 2 yıl önce 8-9 TL bandındaki dolar bugün 29 lira. Böyle olunca da sizin 400 bin euro bandında, 500 bin euro bandında yaptığımız transferler artık çok daha düşük 100-150 bin dolarlık oyuncular bakıyorsunuz, euroluk oyuncular bakıyorsunuz veya evet. 2 milyon euro, 2,5 milyon euro net oyuncuya para veren bir kulübe karşı direnmeniz çok zor. Yani şimdi Hakim Ziyech bir ön plana çıkıyor, bir Icardi çıkıyor, diğer taraftan bakıyorsunuz bir yerde Aboubakar çıkıyor, Chamberlain çıkıyor, bakıyorsunuz Fenerbahçe Szymański çıkıyor, yani Dzeko çıkıyor, Tadic çıkıyor. Şimdi siz maalesef bu tarz güçlere eğer ki çok kaliteli no name isimler bulamıyorsanız onlara karşı direnme şansınız çok zor. Adana Demir niye direnebildi? Adana Demir'in kadrosu da çok elit bir kadro, maliyetli bir kadro. En son bu kulüplere yetişen takım Trabzonspor oldu. Evet. Tam şekli Vakayemeli, Cornelius'lu kadrosu mesela. Hem iyi isimlerdi hem de iç çıkardılar. Bakasetas ona keza. Alanya Spor çok doğru transferler yapıyordu her yıl. İsimsiz çok üst düzey oyuncular getiriyordu. Onları da son iki yıldır bu transferlerini yapamadığını görüyoruz. Hatay Spor özellikle biz gittiğimizde Bopenza, Diouf, Akintola, Ruben Ribeiro, Kaleci Münir gibi etkili oyuncularla bir iş çıkardık. Bu sene de Hatayspor'un transfer politikasını çok doğru buluyorum. Antalya Spor özellikle bakın no name isimlerle iş çıkarıyor. Yani kurtuluş şu: iyi bir scouting biriminiz olmalı ve maliyetini bu maliyetlerle baş edebilmeniz için çok izleyip doğru isimleri bulmanız lazım Salim. Yoksa 2,5 milyon euroluk oyunculara karşı koyabilmek çok zor. Görüyorsun makası iyice açıldı. Evet, ciddi bir fark var. Makası iyice açıldı. Ve burada da altyapıya önem vermeniz lazım. Eğer bu oyuncuları satın alamıyorsanız altyapıdan oyuncular çıkarmanız lazım. Tabii, ya da doğru yabancıları getirmeniz gerekiyor. Mesela Başir diye bir oyuncu getirmiş Hatay Spor. Muazzam bir oyuncu yani. Evet. Yani muazzam bir oyuncu. Böyle bir sol bek getirmişler. Oyuncu çok etkili oyuncu. Antalya Spor'un getirdiği İsrailli oyuncular ona keza. Yani doğru tespitlerin yapılması lazım. Mesela bu olmamalı artık. Rize Spor'un gönderdiğini Antalya Spor gönderince Konya Spor'un gönderdiğini Sivas değil. Ya doğru Kuzey Ligleri, Portekiz, Fransa gibi ligler doğru incelenip doğru isimler getirilmeli yani. Bakın Hatay Spor artık bu standardı yakaladı. Bu isimleri getiriyor. Alanya yıllarca yaptı. Yani zor değil. Ama dostlar alışverişte görsün diye kağıt birimi konulmamalı. Gerçekten bu işi bilen
bu işi doğru yapacak oyunculara gözlere yatırım yapılıp yurt dışında doğru tespitler yapılmalı Salim. Yoksa WhatsApp'tan gönderilen oyuncu isimlerini platformlardan izleyip 3 dakikada karar verilmemeli yani. Sonrasında böyle borçlar oluyor. Evet. Sonrasında da ciddi sıkıntılar oluyor hocam. Tabii. Yani YouTube görüntüsüyle. Hocam çok kısa aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak. Tamam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Özhan Pulat, sohbetimiz devam ediyor. Özhan hocam, tüm ligleri konuşuyoruz. Bu arada sizin de birlikte çalıştığınız oyuncular vardı. Bunlarla ilgili birkaç sorum olacak. Mesela Adana Spor'da kaleci Ahmet Kıvanç'la çalıştınız. Evet. Ligin önemli isimlerinden birisi Ahmet Kıvanç'la ilgili yorumunuz ve Hatay Spor'da önemli oyuncularla birlikte çalıştınız Ömer Hoca döneminde. Bertu Yıldırım milli takım arasında kadrosunda yer alan bir isim. Rene transfer oldu. Berton'un ve Ahmet Kıvanç'ın gelişimiyle ilgili neler söylersiniz? Ben Ahmet'ten bir transfer bekliyorum. Ben de kesinlikle Ahmet Kıvanç'ın Efe 1. Lig'de potansiyeli en yüksek kaleci olduğunu inanıyorum. Evet. Bakın, en iyi kaleci demiyorum. Efe 1. Lig'deki potansiyeli en yüksek kaleci şu an Ahmet. Özellikle iki ayağıyla oyun kurmak istiyor. Çok soğukkanlı. Çalışmayı çok seviyor. Çok düzgün bir hayatı var. Profesyonelce yaşıyor. Ve her şeyden önemlisi iyi maçlar oynuyor. Özellikle Bodrum maçı bence bu sene sezon performansı, ilk devre ona yakın pozisyonu çıkarması. Baktığınızda Ahmet şimdiden bu sezonun ilk 11'inde kendini kaleye yazdırdığını düşünüyorum. Takımı ayakta tutuyor geride. Gerçekten bence ülke futbolu için gelecek vaat eden bir kaleci. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Özhan Pulat. Peki hocam, Bertu Yıldırım. Bertu Yıldırım bak, altyapı yaş gruplarından itibaren takip ettiğim bir oyuncuydu. Evet. Özellikle kendinden bir yaş büyük gruplarda oynuyordu hep. Çünkü fizik kalitesi çok iyiydi. Babası Savaş Yıldırım da Sarıyer takımının önemli bir oyuncusu olduğu için geçmişte gerçekten bir sefer Bertu çok iyi yetiştirmiş bir futbolcu olması için doğru yaklaşımları göstermiş. Bir sefer Bertu çok çalışkan. İki gözü çok kara. Yani Bertu'yu şöyle anlatabilirim. Biz Bertu'yu aldığımızda 18-19 yaşındaydı. Bertu Simon Falet'le, Burak Öksüz'le, yabancı stoperlerle korakor mücadeleye girip ortak toplarda kafasını ayağını hiç çekmeyip o yaşta ben futbolcu olacağımı gösteriyordu. Nasıl Arda Güler'in topa alışı dönüşüyle belli ediyor. Santrafor için en önemli şey cesarettir. Evet. O cesaret bazen ortak topla ayağını sokmaktır. Bazen 85'te stopere baskı yapmaktır. Bazen de hiç olmadık yerden şut atmaktır. Bertu'da bu cesaretin hepsi vardı. Üstüne ekstra da çalışıyordu. Özel hayatına dikkat ediyordu. Ve Bertu ülke futbolunun bence son 4-5 senede bir forvet arayışımız vardı. O açığını dolduracak bence. Hocam, Aron Bupenza'yla görüşüyor musunuz? Yani ben çok fazla görüşmüyorum. Çünkü Aron son 3 senede 3. takımına gitti. Sürekli hattı değişiyor. Kendisi de bir Arabistan, bir Katar, bir Amerika yaptı ama takip ediyorum. Hatta Türkiye'ye geri dönüyor. Döner mi hocam? Mesela yani ciddi şöyle, servisler de kazandırdı. Mesela Hatay Spor'dan hatırlıyorum. Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan'da Hatay'dan Katar'a gitti. Pardon, Katar'a gitti hocam. 4.2 milyon euro
bir bonservis getirdi. Ardından El Arabi'ye gitti. Sonrasında dediğiniz gibi El Şabab'a gitti. Şu anda Cincinnati'de. Evet. Ve ciddi bonservisler de kazandırdı takımlarına. Türkiye'ye dönmesi gündemde mi? Var mı böyle bir şey kulağınıza gelen mesele? Yani Aaron'la alakalı şöyle bir durum var. Bopenza uzun yıllar Fransa 3, Fransa 2, Portekiz 2'de bir varoluş mücadelesi vermiş ve potansiyeli hiçbir şekilde ortaya konmamış bir oyuncu. Yani çok enteresan. Hatay'da ise tam bir üllerinden doğdu. Potansiyelini inanılmaz sahaya yansıttı ve ülke futbolu için tadı damağında bırakacak bir sezon geçirdi. Evet, gol kralı olmuştu o yıl. Evet, gol kralının yanında attığı hiçbir gol kolay bir gol değildi. Yani çok enteresan goller atıyordu. Bir tane penaltı golü var mesela o sezon. Gol kralı olduğu sezon. Ve bunu söyleyeceğim. Bopenza artık maddi noktada para kazanmak istiyor ve bunun haklı olarak derdini. Çünkü uzun yıllar bu işin alt liglerde oynayıp para kazanamayan bir oyuncu. Şu anda dikkat ederseniz Avrupa'da birçok takımda oynayacakken tercihleri Katar'dan Arabistan'a, Arabistan'dan Amerika'ya, belki Çin piyasası yine hızlı olsa Çin de yapardı. Şu an bence Bopenza'nın Türkiye'ye geliş gerekçesi para olur. Oralarda kazandığı parayı verirlerse Bopenza'yı Türkiye'ye getirebilirler. Zaten hocam yani hani deriz ya, bir vurgun, zorunlu bir vurgun yapma peşinde. Çünkü hep Fransa ikinciliklerinde vesaire oynuyor. Fransa üçüncü lig. Fransa Portekiz 2. Portekiz 2. Ondan dolayı maddi anlamda kazanım elde etmek istiyor. Tabii, kesinlikle çok doğru. Çok doğru. Adekupe ile görüştünüz mü hocam? Samadezupe ile çok görüşüyordum. Evet. Onunla Galatasaray döneminde özellikle çok görüşüyordum. Adekupe bir sefer çok büyük bir profesyonel. İlk geldiği yıl muazzam bir oyun oynadı. Sonrasında ikinci sezon biraz bu depremle beraber düşüş yaşadı ama yine bir Dünya Kupası tecrübesi yaşadı. Galatasaray'da iyi oynadığı anlar oldu ama adaptasyon, Şubat'ta yaşadığı travmanın üstüne ciddi bir travma yaşadı. Hatay'daydı depremde. Evet. Tabii ki de futbola tutunuyor olması zordu. Ama elinden geleni yaptı. Adekugbe'nin bence İngiltere'ye yaptığım bir oyunu var. Fullback görüntüsünde o koridoru komple hücum ve savunma olarak kullanabilen bir isim. Çok çalışkan. Milli takımla da sürekli oynadı. Adekugbe de bu ülke futboluna yani doğru keşfedilmiş, bizim tarafımızdan getirilmiş özel bir oyuncu. Yani benim istediğim şey Bopenza'lar gelsin. Ayıp, mesela herkes şunu atlıyor. Ayıp Elkabi şu an Yunanistan gol krallığında ilk sıralarda. Evet. 9 tane gol attı Süper Lig'de. Ben bu oyuncuyu Fas'ta buldum mesela. Şimdi bu tarz oyuncular var. Yani Anadolu takımları, ben kaleci Münir'i bir pas hazırlık maçında buldum da İspanya'da ikinci ligde oynayamıyordu. O dönem Antep'te çalışıyordum. Antep'e almak istemiştim. Alamadım. Hatay'a geldiğimizde aldık. Mesela bu tarz isimler var. Yani doğru tarama olduğunda bakın düşük maliyetlerle bu oyuncular geliyor, oynuyor ve hepsi burada öyle bir kariyer yaptı. Arabistan'da Münir çok ciddi paraya oynuyor. Adekugbe transfer yaptı. Ayüp Elkabi şu an Olympiakos'un santraforu. Baktığımızda Bopenza senin söylediğin gibi ortada. Yani hem kulübe para kazandırıyorlar hem kendi kariyerlerini aç oyuncular yani günün sonunda, doğru mu? Evet. Yani böyle. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Çok teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Bay bay. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Özhan Polat'tı. Birazdan hattımızda müsait olursa Hasan Yavuz Bakır olacak. Hasan Yavuz Bakır'la birlikte Çaykur Rizespor'u konuşacağız. Hattımızda konuğumuz Çaykur Rizespor yöneticisi ve basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır. Hasan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyisiniz inşallah sizler de. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Çaykur Rizespor ligimize renk katıyor. Özellikle de bu sezon
Transfer döneminde hatırlıyorum. Son anda yapılan transferler vardı ama çok önemli transferlerdi. Teknik direktörlük görevine İlhan Hoca getirilmişti, İlhan Palut Hoca. Ardından inişli çıkışlı grafik, sonrasında taraftarını da sevindiren bir futbol, keyif veren bir futbol. Bu haftada rakibiniz Ankara Gücü. Ankara Gücü maçı öncesi öngörüleriniz nelerdir, neler söylersiniz? Ligde ve kupada hedefler nedir? Çok kısa özetlemek gerekirse, bağlantılarımızın çoğunu hep dile getirmiştik, vurgulamıştık. Lige renk atmakla ilgili bir amacımız, bir hayalimiz olduğundan bahsetmiştik. Sezonun şu an geride kalan bölümüne baktığımız zaman 3-4 maçlık, 3-4 maçı belki çok istediğimiz gibi oynayamadık. Onun dışındaki maçlardan memnunuz, mutluyuz. Gaziantep maçı, bir Kayseri maçı, kazandığımız İstanbulspor maçı. Bunlar bizim açımızda oyun olarak bizleri mutlu etmeyen maçlardı ama tabii ki bahanelere sığınmadan geç çıktı takıma katılan oyuncularımızın varlığı, onların az birlikte çalışmış olması. Sonrasında sezon başı bir tane milli oyuncumuz varken bu sayının 6'ya çıkmış olması, 2 milli maç arasında 6 oyuncunun takımdan uzaklaşıp milli takımlarında görev alması, onların milli takım dönüşleri vesaire, bütün bu handikaplara ötürü bazı maçlarda istediğimizin uzağında kaldık ama şu an geldiğimiz nokta itibariyle ligin en genç takımı olan Rizespor 21 puan topladı ve oyun olarak da şu anki gidişat pozitif bir yönde ilerliyor. İnşallah daha iyi olacağız. Henüz tam anlamıyla katkılamadığımız oyuncularımızın varlığının farkındayız. Onlar da inşallah bundan sonraki süreçte daha çok katkı sağlayacaklar. Rizespor şu anki gidişatını pozitif yönde artırarak sürdürecektir inşallah. Ankara Gücü maçına gelirsek, Ankara Gücü maçı çok zor bir maç. Ankara'da özellikle Ankara Gücü'nün sahasında oynamak çok zor. Çok iyi bir takım Ankara Gücü. Çok bireysel yetenekli oyuncuları var. İyi bir hocaları var. Güçlü bir kulüp. Taraftarı zaten 6-1 olarak yorumlanabilir. Her maç takımlarına büyük destek veriyorlar. İşimiz Ankara'da zor. Ama tabii ki mutlaka biz Ankara'dan puanla döneceğimize inanıyoruz. Yenemezsek kaybetmeyelim mantığı bizim için bu maçta da geçerli olacak. Ama dediğim gibi son Beşiktaş maçında da çok iyi bir performans gösterdi Ankara takımı. Zor bir takımla, güçlü bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Taraftar desteklerinin onlar için çok itici bir güç olduğunu da biliyoruz. Bütün bunları bilerek hazırlanıyoruz. İnşallah Ankara Gücü maçında puanla ayrılmayı başaracağız. Tabii bugün kupa maçımız var. Kupada da mümkün olduğu kadar ilerlemek istiyoruz. Kupa bizim için asla bir işte nereden çıktı bu maç modunda değil. Kupada hedefimiz sonuna kadar gidebilmek. Hocamızın da bu konuda aynı şekilde bizim aynı düşüncede olduğunu biliyoruz. İnşallah hem bugün işte bugünkü hem sonraki maçlarda Rizespor takımı hem ligi hem kupayı birlikte sürdürecek ve taraftarını mutlu ettiği gibi Türkiye'deki Süper Lig içinde, Ziraat Kupası içinde katkı sağlayıcı bir görüntü inşallah verecektir. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz'la sohbetimiz devam ediyor. Hasan abi, sezon öncesinde önemli isimler kadroya dahil oldu ve bu isimlerin bazıları kiralık olarak geldi Çaykur Rizespor'a. Nottingham Forest'ten kiralanan Shelby takıma katkı sağlıyor. 10 maçta 1 gol 2 asist yaptı. İstanbulspor maçında da attığı gol de çok şıktı. Önemli bir oyuncu, İngiltere milli takımında da oynadı. Shelby ile ilgili yorumunuz nedir? Ve bir de çok merak edilen bir soru. Satın alma opsiyonu var mı? Böyle bir niyetiniz var mı? Mesela madde olmaz ama sözleşmede belki bir sözlü Nottingham Forest takımıyla sözlü bir anlaşmanız vardır. Ya biz tabii Shelby transferini çok zor şartlarda gerçekleştirmiştik. Evet. Shelby özellikle her geçen hafta daha da alışıyor Türk futboluna ve takımımıza. Saha içinde katkı sağlayıcı, saha dışında da aynı zamanda bir tabii ki iyi bir örnek. Genç futbolcular için ki çok genç oyuncumuz var takımda. Onlar için iyi bir model. Onlara konuşuyor, onlara zaman ayırıyor. Burayı benimsedi, şehirde mutlu.
Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Bundan sonraki süreçte tabii ki özel bir maddemiz yok anlaşmamızda. Ama kulüpler ve futbolcu mutluysa bu süreçlerin uzatılmış olmasına ilişkin çok fazla örnek var geçmişte birçok takımda. Bugün bunu konuşmak için henüz hiçbir donemiz, hiçbir özel durumumuz yok. Ama gidişatta futbolcumuzla da sürekli konuşuyoruz. O da çok mutlu. Biz de mutluyuz Şerli'nin takıma verdiği katkıyla, kulübümüze verdiği katkıyla ilgili. Hem saha içi hem saha dışı iyi bir görüntü sergiliyor. İnşallah senin sonuna doğru bu durum devam ederse, Şerli de burada kalmakla ilgili şu an sahip olduğu duyguları koruyorsa, neden olmasın, devamı mutlaka bir şekilde bu ortası bulunabilir. Çünkü biz zaten Şerli gibi birkaç transferimizi bu genç futbolcularımıza önderlik yapsınlar, abilik yapsınlar diye takımımıza katmıştık. İşte Şerli, Sauer, işte Kessler gibi daha tecrübeli isimlerden onları da kadromuza katmamızdaki amaç buydu. Onlar da bu sürece bize destek olsunlar diye. Her yönüyle çok uyumlu, çok iyi giden bir kolej havası tabirinin tam olarak uygulandığı bir süreç yaşıyoruz biz resmi olarak. İnşallah Şerli gibi önemli karakterleri bu kulüpte onları barındırmaya, bulundurmaya, onları bu kulübe katmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki dediğim gibi bu sonuçların her iki taraf için de mutlu olması en önemli unsur. Şu anda Rizespor'da, futbolcuda mutlu. Bakalım gelecek zaman bize ne gösterecek. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır, sohbetimiz devam ediyor. Hasan abi, Kulüpler Birliği ve TFF ile görüşmeler yapılıyor. Yayın ihalesiyle ilgili, e-bilet konusuyla ilgili. E-bilet konusunda da TFF kulüplere bir taahhütname gönderdi. Süper Lig ve birincilik kulüplerine. Kulüp olarak bu taahhütnameyi imzaladınız mı? İkincisi de yayıncı kuruluş noktasında var mı bir gelişme? Toplantılar sürüyor İstanbul'da. Bu konular tartışılmaya devam ediliyor. Kulübümüzü başkanımız bu toplantılarda başkanımız katılıyor. Henüz bu anlamda somut bir gelişme yok. Biz tabii ki önce kendi kulübümüzün menfaatleri kapsamında, sonra Türk futbolunun menfaatleri kapsamında bu iki konuda da diğer konularda da tavır alacağız. Ama şu anda gelişen, netleşen bir durum olmadığını söyleyebilirim. Toplantılar seri şekilde sürüyor. Sanırım önümüzdeki günlerde, 15 gün içerisinde bu konuyla ilgili daha net bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ama bugün için bu anlamda net bir bilgi maalesef bizim kulübümüz açısından yok. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, saygılar. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yavuz Bakır'dı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ayhan Şensoy bu bölümde. Ayhan abi, hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk Salim'cim, çok teşekkürler. Senin keyifler nasıl? Benim de keyifler iyi abi. Birinci ligi konuşalım istersen. Birinci ligi çünkü çok yakından takip ediyorsun. Bordo TV'desin. Bordo TV'de de Bandırma Spor'un bünyesinde gerçekten güzel bir oluşum. Şundan dolayı siz Bordo TV'de yayın yaparken, yani Bandırma Spor'un resmi kuruluşunda yayın yaparken, zaman zaman futbolcuları, zaman zaman teknik direktörlerinin tercihlerini de eleştirebiliyorsunuz. Bu noktada bağımsızlık açısından çok çok önemli. Örnek bir model olduğunu düşünüyorum. Yani Salim, şöyle söyleyeceğim, bizi dinleyenler lütfen böyle ukalalık olarak algılamasın ama birinci ligin o kadar detaylı konuşulduğu, inan ne yayıncı kuruluş TRT Spor ya da beIN Sports'ta bu kadar detaylı konuşulmuyor. Biz her takım orada yer ayırıyoruz, yani her takımın her hafta yaptığı güzel işleri de, yanlış işleri de, işte öne çıkan oyuncuları da, kötü oynayan oyuncuları da, hocaların oyuncu tercihlerinde her şeyi, yani maçı izlediğimiz için, maçı takip ettiğimiz için detaylı bir şekilde bizi dinleyenlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu arada mesela işte Urfa'dan, Adana'dan, Çorum'dan, Kocaeli, Sakarya, her taraftan güzel tepkiler de alıyoruz. Çünkü hakikaten böyle TFF birincilik çok detaylı konuşulmuyor. Sen de biliyorsun. Sen de bu işin emekçilerindensin. Anadolu takımlarına yer ayırmayı seven birisin. Valla ben sadece inan TFF bir değil, Premier Lig'den,
dünyanın birçok liginde, Süper Lig'i her şeyi takip ediyorum. Çünkü bu oyunu da sevdiğimi biliyorsun. İşimiz zaten bu. Nitekim bizi takip edenlere güzel şeyler sunmaya çalışıyoruz. Abi bu arada inanılmaz derecede bir seviye farkı var. Bunu da söyleyeyim. Dün mesela Premier Lig demişken Aston Villa Manchester City maçının ikinci yarısını izlemiştim. Aston Villa da önemli bir galibiyet aldı. Manchester United Chelsea maçı vardı. O da güzel bir maçtı. Aynı saate denk gelmişti. Ondan dolayı Yani konuyu açıyor. Sözünü kestim. Çok özür dilerim sevgili Salim kardeşim. Ama şöyle bir durum var. Yani orada gerçekten herkes oynamaya çalışıyor. Ben bazen mesela TFF1'de de Süper Lig'de şeyi çok eleştiriyorum. Daha maçın 15. dakikasında oyuncular maçı soğutmaya çalışıyor. Ya. Dur, bir sakin olun yani, insanlar sizin orada yerde yatmanızı izlemeye gelmedi ya da televizyon başında onun için oturmadı. Biraz izleyene de saygı lazım. Bu açıdan ben futbolculara da teknik heyetlere de çok kızıyorum açıkça. Premier Lig özelinde de Manchester City konusunda bir tespitim var Salim. Onu kısa paylaşayım. Geçen yıl orta alanda Rodri, İlkay, Kevin De Bruyne vardı. Dün akşam üçü de yoktu. Bence işte Rodri'nin de eksikliği dün akşam çok hissedildi. Kevin De Bruyne sakat biliyorsunuz. Uzun süre yok. İlkay'ı da sattılar. Bence İlkay'la Kevin De Bruyne'nin eksikliğini hissediyor Manchester City. Geçen sene farkı bu oyuncular yaratıyordu. Dolayısıyla bu sene uzun vadede ben sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum açıkça. Bu arada dünya futbolunda benim en beğendiğim oyunculardan birisi Kevin De Bruyne. Fakat Kevin De Bruyne mesela örnek vereyim. Çok fazla medyada konuşulmuyor. Siz de Kevin'le ilgili kitap yazdınız Ayhan Kitabı abi. Yazdım. Mesela ben çok fazla konuşulduğunu düşünmüyorum. Yani böyle o hak ettiği değeri verilmiyor. Yani ama örnek vereyim, Belçikalı değil de Brezilyalı olsaydı, Arjantinli olsaydı Kevin De Bruyne, dünya basınında daha fazla yer bulurdu. Ballon d'Or alamadı mesela. Ben Ballon d'Or alamayışına da üzülüyorum. Yani çok farklı bir oyuncu. Manchester City'ye seviye atlatan oyuncuların başında geliyor. Bilmiyorum aynı fikirde miyiz ama. Kesinlikle hak veriyorum sana ama şöyle bir durum var. Biraz yaşayış tarzı ona uygun değil. Ben onun hayatını yazdığım için çok vakıfım. Mesela örnek vereyim, şey olmuş. Abi sen daha vakıfsındır. Kevin De Bruyne'le ilgili dikkatimi çekmişti. Geçen Instagram'da Reels'te karşıma çıkmıştı. Yeni parlamaya başladığı dönemde fotoğrafını bir kadın beğeniyor. Beğenen kadınla tanışıyor, onunla evleniyor mesela. Ondan sonra hiç sevgilisi vesaire onun öncesinde zaten yok. Sonrasında evleniyor, mutlu bir hayat sürüyor, çocukları oluyor. Yaşayış tarzı böyle direkt çok böyle popülizme dayalı bir yaşayış tarzı. Tam da oraya gelecektim yani. Evet, öyle bir durum var. Bu medyayı da pek sevmiyor, konuşmayı da çok seven biri değil. İçe kapanık bir çocuk zaten, hayatı boyunca hep öyleydi. Hatta Belçika'da bununla alakalı şimdi Gent'ten Genk'e gittiğimde altyapıda 15 yaşındayken bir koruyucu ailede kalıyor. Koruyucu ailede de iletişim kuramadığında koruyucu aile diyor ki, yani gerçek ailesine, biz bu çocukla iletişim kuramıyoruz diyorlar. Yani hani küçüklüğünden beri öyle bir yapısı var Kevin De Bruyne'nin. Çok da medya ömrüne çıkmayı sevmeyen bir durum var. Dolayısıyla bu bir yaşam tercihi olmuş onun için yani. Yani direkt ifade ettiğin gibi Ayhan abi, popülizmi sevmiyor, konuşmayı sevmiyor. Bundan aslında iyi de bir şey bu ya. Yani popülizm de çok, ne bileyim, artık günümüzde herkes için bir böyle sıkıcı bir hal aldı yani. Popülizmin evet, peşinden gitmemek daha mantıklı değil mi? Biraz bana da öyle geliyor ya. Yani bazen çok böyle şey oluyor. Nasıl diyeyim? Çok fazla konuşulduğun zaman da insanlar bıkıyor. Yani yaptığın işi konuşsun insanlar bence ya. Onunla ön plana çıkmak daha önemli. Boş ver ya. Evet. Mesela son dönemde insanlar direkt yaptığı işten ziyade yapmış olduğu paylaşımlarla, yapmış olduğu, almış olduğu kararlarla çıkıyor. Direkt futbol dünyasında da bu böyle. Diğer sanat dünyasında da böyle. Sinemada da böyle. Daha çok mesela örnek vereyim. Siz artistsinizdir. Yapmış olduğunuz filmlerle, dizilerle ön plana çıkmanız lazım. Ama yapmış olduğunuz paylaşımlarla ön plana çıkıyorsunuz. Almış olduğunuz kararlarla ön plana çıkıyorsunuz. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Yani şöyle söyleyeyim Salim, bu konuyla alakalı. Türkiye'de şu an çok iyi iki örneği var. Mesela Nuri Bilge Ceylan'la Zeki Demirkubuz. Yani son 25 yıla baktığımızda en fazla bu isimleri konuştuk sinema yönetmenlik evet, konusunda. Diğer de çok değerli yönetmenler var, bu işe kafa yoran insanlar var ama. Dolayısıyla biz bu insanları yaptığı filmlerle konuşuyoruz sadece. Hiç özel hayatlarıyla falan gündeme geldiklerini gördün mü? Ben görmedim. Ben de görmedim. Dolayısıyla mesela sinemada da
Şener Şen'e örnek verebilirim. Şener Şen de mesela kolay kolay röportaj yapan ya, birisi değil. Hani konuştukça aklımıza bir sürü insan gelir. Yani evet. Bu biraz daha şey, insanın tercihiyle alakalı. Aslında bu bence insanı daha da yücelten bir şey. Yani yaptığı işte gündeme gelmesi daha değerli buluyorum açıkça. Tabii ki herkesin de kendi yaşam tercihidir. Yani kimseye de illa şunu yap diyemeyiz. Mesela benim futbol dünyasında birincilik konuşacağız ama anlamlandıramadığım ve en sevmediğim olayı söyleyeyim mi? Buradan paylaşayım. Tepki gösterenler olabilir ama çok böyle iğrelti bir durum. Futbolcularının, eşlerinin, babalarının, özellikle de babası menajer olan futbolcular var böyle. Bu isimlerin mesela böyle eşlerinin sosyal medya paylaşımları böyle gündeme geliyor. Veya eşinin oynadığı takım mağlup olduğu zaman açıklama yapıyorlar, post atıyorlar falan. Hayatta hiç sevmiyorum ve anlamlandıramıyorum. Futbolcuyla ilgili paylaşım yapıyor. Yani tamam, bir aranda bir bağ var, bir ilişki var ama yani bırak onu futbolcu yapsın, kulüp yapsın. Böyle durumlarda sevmiyorum, beğenmiyorum. Futbolcuların babası direkt menajerliğini alıyor futbolcunun. Alabilir ama direkt böyle açıklama yapması, para göz tavırda davranması kötü örnek olduğunu düşünüyorum. Mesela sizin de bir çocuğunuz var. Doğru mu abi? Rüzgar Drogba istediği mesleği yapabilir. Senin abi, Ayhan abi, bir beklentin var mı Rüzgar Drogba'dan? Ya asla. Geleceğe dair maddi anlamda bir beklentin yok değil mi? Yok, kesin. İddia ediyorum, futbol oynayan insanlar, mesela futbolcu kardeşlerimiz var. Futbol oynayan Türkiye'de genç çocukların, altyapıdaki çocukların ailesinin büyük bir bölümü oğlunu veya kardeşini milli piyango olarak görüyor abi. Bir ikrami olarak görüyor yani. Sıkıntı bu. Ben bunu yaşadığım için anlatıyorum ve görüyorum da hallerini, hareketlerini, davranışlarını. Mesela futbolcunun eşi sosyal medyada paylaşım yapıyor. Ben inanılmaz derecede eleştiriyorum. Az önce de eleştirdim. Bence doğru bir durum değil. Futbolcu kendini savunsun ya. Futbolcuyu çok seviyorsun, anlıyorum, eşin, sevgilin, ama zarar veriyorsun, yapma. Doğru mu? Bak Salim, bu çok güzel bir konu. Yani bu aslında bence bu hani bir ayrı bir açıklık konuşulması gerek. Köşe yazısı bile yazılabilir ya bu konuya. Bu arada Halil Cibri'nin bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Diyor ki çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil, bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil diyor. Çünkü ruhlar yarındadır diyor. Yani çocuğu böyle bir mal gibi görmek, işte benim çocuğum, bunun üzerinde her türlü hüküm sürebilirim, benim dediğimi yapmak, benim dediğim okula gidecek, benim dediğim işi yapacak diye bir kaide yok. Zaten bu başlı başına bir yanlış ve bu başlı başına da dünyaya mutsuz bir insan. Ya belki başarılı olur, bir iş işte okulda okur, bir meslek sahibi olur ama annesinin babasının yaptığını yapar ve yani yap dediğini yapar ve mutsuz olur yani. Hani bu doğru bir düşünce tarzı değil. Umarım yani anne babalar, çocuk sahibi olanlar şu düşünceye erişirler. Çünkü aksine çocuğun gitmek istediği yolda önündeki engelleri kaldırmaya çalışırsın ki nacizane benim fikrim bu yönde. Geri geldiğinde şeyi de söylersin tabii, fikrini söylersin. Bunu böyle yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan şuraya varırsın. Hani bunlar olan şeylerdir. Ben Türkiye'deki futbolcuların en büyük sıkıntısı da bu zaten Salim. Yani yine Kevin De Bruyne'den bir örnek vereyim. Genk'ten Chelsea'ye gittiğinde babası diyor ki yani şu an çok büyük paralar kazanacaksın, artık bu parayı yönetmen mümkün değil diyor. Senin bir finansal danışmana ihtiyacın var diyor. Türkiye'de bunu söyleyebilecek bir baba var mı çocuğuna? Aksine der ki oradan aldığın parayla bana bir ev al ya da araba al. Yani hani böyle bir düzenden geliyoruz. Dolayısıyla çocuğun bir birey olmasına... İnşaat işine girelim der abi. Yani çocuğun bir birey olmasına da izin vermiyorlar. Yani büyüdükçe biraz ailelerin de bu konuda hassas olmaları gerektiği kanaatindeyim. Mesela Türkiye'de öyle bir durum olsa örneğin, der ki direkt Türk halkı, Arnavutköy havalimanı yolu, oradan bir arsa alalım, değerlenecek falan der abi. Ya da bu çocukları İstanbul'a geldi mi otogalerisi olanlar, işte bir mekan işletmeciler kafalıyorlar, onların paralarını bir şekilde çarçur ediyorlar. Dolayısıyla her genç futbolcunun anne babasından tabii ki desteğine her zaman ihtiyacı var ama mali konularda bir danışmana ihtiyacı var. Özellikle bunu da konuyu açtı. Hiç bu konumuz değil ama açılmışken bunu da paylaşayım. Tekrardan birinci lige dönelim abi. Birincilikte heyecan devam ediyor. Neler söylersin birincilikle ilgili? Bu arada
Onur Göçmez Başkan da Beşiktaş'ta as başkanlık görevine getirildi. Ciddi bir katkı sağlamıştı Bandırma Spor'a. Şu anda hiçbir problem yok. Aynı ligde olmadığı sürece, bunun da altını çizelim, hem Beşiktaş'ta hem de Bandırma Spor'da yöneticilik yapabiliyor. Bunun örnekleri de var. Var. Geçmişte de çok örneği geçmişte var. Evet. Var. Ben aktif olarak bir örnek vereyim istersen abi. Aktif olarak örnek, Çankaya FK Başkanı Maruf Güneş. Güneş Holding bünyesinde. Galatasaray yönetiminde değil mi? Galatasaray Sportif AŞ'de bağımsız yönetici. Bunun da örnekleri var. Herhangi bir şekilde hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunu da söyleyelim. Bugün Hüseyin Özgür bir haber yapmıştı Ajans Spor'da. Biraz tepki de toplamış. Ama haberin içeriğinde de çok rahatsız edici bir şey görmedim ben. Hani taraftarlar niye bunu tepki göstermiş onu da anlamadım. TFF 1'e dönecek olursak Salim, bu sene Eyüp Spor hani çok başka bir kadro kurdu. Çünkü ihtiyaçları doğrultusunda transfer yaptı ve Eyüp Spor ve diğerleri yani TFF 1'de şu an işleyiş o şekilde. Evet. Ahmet Kutucu ve Prince Ampem yine Bruno üçlüsü muazzam oynuyor. Ön taraf inanılmaz yani. Kanat oyuncuları toplamda 20 gole katkı yapmış Ahmet'le Prince Ampem. Eyüp Spor'un şu an pek durdurulması mümkün görünmüyor gibi. İkincilik içinse Kocaeli, Bandırma, Göztepe, Sakarya gibi takımların bir mücadelesi var. Kocaeli 11 maçtır kaybetmiyordu geçen hafta. Aslında Ümraniye 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Evet. Yine Taner Taşkınoca geldikten sonra Bandırma'da bir çıkış yakalamıştı ama özellikle Şanlıurfa mağlubiyeti ve Tuzla karşısında alınan beraberlikle 5 puan kaybettiler. Pek hesapta yoktu. Şu an Kocaeli'nin 3 puan gerisine düştüler. Hafta sonu da bu iki takım karşılaşacak. Bence bu haftanın en heyecan vadeden maçı Cumartesi 13.30'da Bandırma'da, Bandırma Spor'la Kocaeli Spor arasında. Evet. Bu maçın sonucu sezonun ilk yarısında ikinci sırada kimin tamamlayacağını da biraz belirleyici olacak gibi düşünüyorum. Kocaeli Bandırma'ya göre şu an daha formda, yani daha iddialı konumda ama tabii ki TFF 1 hakikaten dünyada sonucu kestirilmesi en güç maçların oynandığı lig diyebilirim. Yani her hafta kesin büyük bir sürpriz yaşanıyor, bir sürpriz oluyor. Eyüp Spor'un önde olduğunu söylemiştim bayağı ama Göztepe ile Sakarya'nın da ciddi bir çıkışı var. Sakarya 8 maçtır kaybetmiyor. Göztepe'de Stonomil Hoca geldikten sonra 2'de 2 yaptı. Ben açık söyleyeyim yani Eyüp Spor'un bu sene bir sürpriz yaşamayacağını ve Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum şahsi kanaatim. İkincilik içinse Kocaeli, Bandırma, Göztepe ve Sakarya, yani bu 4 takımdan birinin olacağını düşünüyorum ikinci. Ama Süper Lig'e çıkacak 3. takım da yine bu 4 takımdan biri olur. Şahsi kanaatim bu yönde. Diğer takımlarda o gücü göremiyorum. Yani Eyüp Spor çıkacak gibi çok büyük bir hata yapmazlarsa ikincilik için Kocaeli, Göztepe, Sakarya ve Bandırma bu 4 takımdan yani biri ikinci olarak çıkacak zaten. Diğer 3'ünden de biri playoff'tan gelir diye tahmin ediyorum. En azından şu anki oynanan futbollar bana bunu söyletiyor. Evet. Bu arada Göztepe'nin teknik direktör tercihi de bence iyi bir tercih. Stoilov. Gündeme geldiğinde ben bu ismi dedim bir yerden hatırlıyorum. Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de oynamıştı. Ve Astana'nın o başarılı olduğu dönemde de teknik direktörlük yapmıştı. Dedim ben bu isimle dedim iletişime geçmiştim Ayhan abi. Kendi kendime sordum. Sonrasında hatırladım. İsmi Kayseri Spor'la alınmıştı hocanın. Numarasını bulmuştum. Mesaj atmıştım. Direkt Göztepe haberleri çıkınca da mesaj attım. Yarın dedi resmi sözleşme imzalayacağız dedi. Kısa bir mesajlaşmam oldu. Gayet böyle tavrı falan da gayet hoştu. Mesela direkt mesaja cevap verdi vesaire. Başarılı olacağını düşünüyorum. Kariyerine de baktığımızda önemli bir teknik direktör. Dominant futbolu tercih ediyor. Göztepe'de zaten 2 haftadır oyun anlamında taraftarını mutlu etti. Üçüncü sıradalar şu anda. Son maçta Salim rakip kaleye 25 şut attılar. Yani Kokoviç döneminde bu 4-5 maçta olmayan bir şeydi. Göztepe evet. Taraftarı bilirsin. Futboldan anlar. Futbolu sever. Tribünler de dolmaya başladı. İyi hava yakaladılar. Aslında Göztepe'nin işte Danimarkalı İngiliz ortakları yani sahip olanlar da aslında seneye Süper Lig'e yatırım gibi görüyorlar bunu. Ocak ayında da ciddi bir takviye yapacaklarmış hocanın isteği doğrultusunda. Evet. Yani dolayısıyla Süper Lig'i ciddi bir şekilde istiyorlar. Yani bu mimaride de çalışıyorlar. Hoca tercihi de zaten bunu net bir şekilde gösteriyor bize. Bu hafta da ifade ettiğin gibi Ayhan abi önemli maçlar var. Fikstüre göz attığımızda bu haftanın maçları cumartesi, pazar ve pazartesi günleri. Öne çıkan maçlardan birisi de az önce vurguladım. Bandırma Kocaeli. Öne çıkan maçlar Eyüp Şanlıurfa Spor maçı var. Bir sürpriz olur mu?
Bence Şanlıurfa Spor'un hiç gücü yok yani. Eyüp Spor ben farklı geçer diye düşünüyorum. Yani öyle gözüküyor da Şanlıurfa mesela deplasmanda biraz daha iyi kapanıp hani kontratakta gollar yiyor. Zaten birçok takım bu ligde o şekilde oynuyor. Ya ben nedense bu maçtan bir beraberlik bekliyorum ya. Urfa'nın bir puanla İstanbul'dan dönebileceğini düşünüyorum ama Eyüp Spor da yani geriye de düşse gerçekten hücum hattı o kadar etkili ki çok çabuk maçı çevirebiliyorlar. Bunun çok örneği var. Ama dediğin gibi Eyüp Spor ağır favori yani bu maçta. Ayhan abi çok teşekkür ederim. Eklemek küme düşme potasıyla ilgili çok kısa yorum alayım ondan sonra noktalayalım abi. Ya ben Altay'la Giresun'un düşeceğini düşünüyorum açıkça. Ben de aynı fikirdeyim. Yani destekleyenler iki büyük camiaya yazık ediyorlar. Özellikle de Altay'a. Bizi kızmasınlar, üzülmesinler ama yani şu anki gidişat da öyle. Hem transfer yasağı var hem ödeme konusunda ciddi sıkıntılar var. Bu iki takımın kurtarma şansı çok az. Sanırım bu sene 4 takım düşecek değil mi TFF 1'den? Hemen kontrol ediyorum. Ben 4 takım diye biliyorum. Bu sezon kontrol ettiğimde abi birincilikte küme düşüp puan durumuna bakalım. Bu sezon 3 takım düşüyor. Hayır. 3 takım mı düşüyor? Yani diğer takımlar konusunda da şöyle söyleyeyim. Yani Urfa Spor, Şanlıurfa ara dönemde çok büyük transferler yapacakmış. Bu konuda çalışmaları var. Yine Türk futbolundaki son dönemin en şaibeli takımı Tuzla Spor biliyorsun. Tuzla Spor'un da neler yapacağını merak ediyorum ki Tuzla Spor da benim için düşme adaylarından biri. Yani Ümraniye ve Tuzla Spor arasında olabilir diyorum 3. takım kadro olarak baktığımız. Ama tabii ki daha çok uzun ve bu lig gerçekten çok sürprizlere gebe bir lig. Dolayısıyla biraz Mart Nisan'a doğru daha net konuşabiliriz yani. Evet, onu da vurgulamamız lazım, söyleyelim. 3 takım düşüyor. Ben de Giresun Spor ve Altay'ın şansını çok çok az görüyorum. Ve yazık ettiler diyorum bu takıma. Çünkü tercihler de çok kötüydü abi Altay'da. Altay 10 yıldır kötü yönetiliyor Salim. Yani maalesef o sadece bugün özel değil. Son 10 yıldır o kulübün başkanlarının hepsi sorumlu bugün gelinen noktada. Evet. Yani Süper Lig'de görseler gerçekten sıkıntılı bir süreçte yönettiler. Hatta benim öğrendiğim Mustafa Denizli'nin bile hala içeride alacağı para varmış Altay. Doğrudur yani. Abi inanırım. Yani doğrudur. Net bir şekilde inanırım. Bir de yani öyle bir durum ki Altay mesela üreten bir kulüp. Kazımcan Karataş, Okay Yokuşlu, Aytaç Kara bu isimlerden bonservis ücreti de kazandılar. Direkt mesela benim aklıma bir çırpıda gelen isim bunlar. Salimciğim ona bakarsan Bursa Spor şampiyon olduğu 2010'dan bu yana 65 milyon euroluk oyun satışı yapmış sadece. Gel gör ki borç 1,5 milyar TL. Evet. Maalesef Türk futbolunun en büyük problemi yani kötü yönetim. Bence art niyetli yöneticiler de var yani kendine çıkar sağladığını düşündüğüm yöneticiler de var. Dolayısıyla temel sorunlardan biri de yönetici sorunu ülkede her açıdan olduğu gibi. Ayhan abi çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için. Rica ederim. Bizi dinleyenlere de sana da güzel bir gün dilerim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakal abi. Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Ayhan Şensoy'da yayınımızı noktalıyoruz. Saat 14-15 arasında Radyo Spor'da Hat-Trick programında Mert Elan ve Ali Erim. Genco Buran'da zaman zaman katılıyor. Sizlerle birlikte olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.